Pirin sıfatları ve ona uyma lüzumuna dair. Ey Hakk'ın nuru Hüsamettin! Bir iki kağıt fazla al da pirin, mürşidin sıfatlarını yaz. Biliyorsunuz Hüsamettin, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevi'yi yazdırttığı müridi ve kendisinin en yakın müritlerinden birisi Hüsamettin Çelebi. Bir iki kağıt fazla al da mürşidin sıfatlarını yazdıracağım diyor. Nazik bedeninde güç, kuvvet yok, zayıfsın. Ama güneş olmayınca bizim için nur yoktur ki. Yani bu da hem bedenen çok zayıfmış hem de riyazet ehli olduğu için devamlı az yermiş, az konuşulmuş. Ona da iltifat ediyor. Zaten Mesnevi'de çok yerde görürsünüz, dikkat çeker yani. Hüsamettin Çelebi'ye çok iltifat eder Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri. Evet. Kandil olmuşsun, sırça kesilmişsin, fakat gönül ehlinin de başısın, önderisin. Madem ki gönül ehlinin başısın, her şey senin elindedir, her şey senin isteğine bağlıdır. Gönüldeki dizi dizi mana incilerinin meydana gelmesi de senin lütfun, senin ihsanındır. Yol bilen pirin hallerini yaz, bir pir seç, onu mana yolunun ta kendisi bil. Pir yaz mevsimi gibidir, halk ise güz ayı. Halk gecedir, pir ise nurlar saçan ay. Ben taze, genç bahtına pir adını taktım. Çünkü o, günlerin, senelerin geçmesiyle değil, Allah'ın lütfu ile pir olmuştur. Şimdi pir-i fani derler ya, Arapçada da şeyh manasında, şeyh hem ihtiyar manasına gelir, hem mürşit manasında. Bizim burada bahsettiğimiz ayların, günlerin üzerinden geçtiği adamı kastetmiyoruz diyor. Pir ifade derken, pir derken, yani yol gösteren mürşit anlamında. Yani insanlar gecededir, pir ise nur saçan aydır diyor. Yani insanların yolunu aydınlatıyor. O manada mürşid-i kamil manasındaki pirden bahsediyoruz diyor. O öyle bir pirdir ki ona başlangıç yoktur. O öyle bir tek incidir ki onun eşi benzeri bulunmaz. Zaten eskimiş yıllanmış şarap daha kuvvetli olur. Özellikle o şarap ledün küpünden olursa. Ey hak yolunun yolcusu, kendine pir seç. Çünkü bu yolculukta pirsiz olursan pek büyük afetler, korkular, tehlikeler vardır. Manevi yolda ilerlemek için bir mürşit seç kendine diyor. Çünkü bu yol bildiğin yol gibi değil. Yol uzun, menzili çok, geçiti yok bir yoldur. Yani şeytan, insi, cinli şeytanlar var, nefis var. Sen hayır ve Allah'ın rızası zannettiğin şeyler aslında şeytanın birer tuzağı olabilir. Yıllarca ibadet yaparsın, bir sevap kazanmadan ahirete gidebilirsin. O yüzden bu yol diyor, normal bir yol değil, korkuların, tehlikelerin olduğu bir yoldur. Emeklerin boşa gidebilir. Kendi ben, yani siz de herkes görmüştür. Çok böyle sufi insanlar, çok ehli ibadet insanlar. Mürşidi olursa insanın ona ibadetlerdeki hatalarını gösterir. Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. O da muradına erer. Ama başında mürşid olmazsa, kılavuzsuz, doğru zannettiği çok yanlışlar yaşarlar. Nitekim hikemi okudukça da, Mesnevi okudukça insan ibadet namına yaptığı birçok şeyin ne kadar eksik, bazen yanlış, bazen sevap zannederek günaha girmiş olduğumuzu görüyoruz değil mi? Bu mürşitler ne yapıyor? Bize kılavuzluk yapıyor, doğruyu gösteriyorlar. Çok defa geçtiğin bu yolda bile kılavuzsuz gidersen şaşırır kalırsın. Ya hiç görmediğin bir yolda ne olursun? Aklını başına al da kılavuzsuz olarak yola düşme. Ey ahmak, eğer başında mürşidin gölgesi olmazsa gülyabani sesleri seni şaşırtır, yolunu saptırır. Gülyabani sesleri seni yoldan çıkarır ve tehlikeye düşürür. Ya gülyabani'den maksat şeyatini ins, insi şeytan, insan şeytanları demiş. Bu yola düşmüş senden daha akıllı kişiler vardır ki hepsi de pirsiz sapıttılar. İnsan çok mücadele yapar, çok gayret, çaba sarf eder. Hani ayette amiletun nasibe tasla naran hamiye. Amiletun nasibe tasla naran hamiye. Nice böyle amel eden insanlar var.
nar hamiyeye, kızgın ateşe gireceklerdir. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir adam görmüş, kilisede yıllardır dışarı çıkmamış. Böyle demir parmaklıklardan bazen bir nefes alayım diye herhalde veya başka bir sebeple çok az bir müddet bakarmış, geri kiliseye girermiş. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh pencereden parmaklıklardan bakarken o keşişi görüyor ve bu ayeti okuyor. Amiletun nasibah taslanı aran hamiye. Nice gayret çaba gösteren kulluk yolunda insanlar var. Yakıcı ateşe girdirileceklerdir. Demek ki ibadet yapıyorum diye hemen yola çıkmayacaksın. İbadet nasıl yapılır? Onları öğrenip o düsturlar çerçevesinde hareket edeceksin. İşte sana o yolu gösterenler kimlerdir? Mürşid-i Kamillerdir. Yavuz Sultan Selim'in bir sözünü söyleyelim. Demiş şiirinde, padişahı alem olmak bir kuru kavga imiş, bir veliye bende olmak cümleden âlâ imiş. Yani bütün kainatın padişahı olayım diye çalışıyoruz ama bir boş bir kuru kavgaymış. Bir Allah dostunun hizmetçisi olmak, onun kölesi olmak cümleden âlâymış. Kainatın sultanı, bütün dünyanın padişahı olmaktansa bir velinin hizmetçisi olmak daha âlâymış diyor. Tabii onun kıymetini bilenler öyle söylüyor. Necip Fazıl'ın da bir şiiri vardı. Bu meşayih silsilesi hakkında söylemiş. Sonsuzluk kervanı peşinizde ben tek ayakla seken topal köpeğim. Kendisini topal bir köpeğe benzetiyor. O mürşid-i kamillerin bastığı taşları da tek tek öpeyim diyor. Bastığınız taşları tek tek öpeyim. Bir kırıntı yeter kereminizden, sonsuzluk kervanı peşinizde ben. Yalnız yanlış gidenlerin nasıl yollarını şaşırdıklarını Kur'an'dan dinle. Kötü ruhlu şeytanın onları ne hale getirdiklerini anla. Şeytan onları doğruluk yolundan, insanlık yolundan yüz binlerce yıl uzaklara düşürdü. Felaketlere uğrattı, çırçıplak bıraktı. Onların çürümüş kemiklerini ve dağılmış saçlarını gör de ibret al. Fakat eşeğini onların gittikleri yola sürme. Eşeğin boynundan yakala, onu doğru yola, erlerin, yol bilginlerinin yoluna sür. Sakın ha eşeği kendi keyfine bırakma. Yularını elinden salıverme. Çünkü o yola değil, çayır tarafına gitmek ister. Yani asfalt bir yol düşünün. Kenarları yeşillik, çayır çimen. Eşeğin keyfine bakarsan asfalt yolda gitmek istemez. Çayıra çimene dalmak ister. Seni yolundan alıkoyar. İşte nefis böyledir diyor. Allah dostlarının yolu sırat-ı müstakim. Asfalt yol merkebine sahip çık. Ve onun istediği tarafa değil de Allah dostlarının istediği fakat nefis istemez değil mi? Asfalt yolda merkep gitmek istemez. Sağda solda çayırlıklar, çimenlikler var. Oralarda otlamak ister. Sen bir an gaflete düşer de nefis eşeğinin yularını bırakacak olursan o çayırlığa yol alır gider. Eşek hakikat yolunun düşmanıdır. Nefsani arzular çayırının sarhoşudur. O ne kadar çok sürücülerini, üstüne binenleri yere vurmuştur, öldürmüştür. Eğer sen yolun doğrusunu bilmiyorsan, üstüne bindiğin eşek neyi isterse onun aksini yap. Zaten kurtuluş yolu nefis eşeğinin gitmediği yoldur. Nefsin isteğiyle az dostluk et. Çünkü seni Allah yolundan azdıran, saptıran odur. Dünyada hakikat yolcularının gölgesinden başka hiçbir şey nefsin dileğini ve isteğini kırıp geçirmez. Bir gün Resulullah Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ali'ye herkes Cenab-ı Hakk'a bir çeşit ibadetle yakınlaşmak ister. Sen Allah'ın has kullarından ermiş akıllı bir kulunu bul, onunla sohbet etmek suretiyle Allah'a yakınlaşmayı dile de herkesten daha ileri geçmiş ol diye vasiyet buyurması. Allah-u Teala'ya giden yollar çoktur. Kimisi çok namaz kılarak, kimisi nafile oruç tutarak, kimisi çok zikrederek giderler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali radıyallahu anh'a herkes bir çeşit ibadetle Allah-u Teala'ya yaklaşmak ister. Sen ise kulu Allah'a yaklaştırma yollarından birisi olan Allah'ın has kullarının sohbetine devam etmek suretiyle Allah'a yaklaşmayı tercih et ki diğerlerinin önüne geçesin diyor.
Hazreti Peygamber Efendimiz bir gün Cenab-ı Ali'ye buyurdu ki, ya Ali, sen Allah'ın arslanısın, pehlivanısın, yiğidisin. Fakat arslanlığa, yiğitliğe güvenme. Ümid ağacının gölgesine gel. O gölgeye sığın. Bazı kabiliyet sahiplerinin böyle salih insanlara veyahut da mürşid-i kamillere teslimiyeti daha zor olur. Hazreti Ali de işte tabii güçlü bir pehlivan, yiğit bir insan. Yiğitliğine güvenme diyor. Ümid ağacının gölgesine gel, o gölgeye sığın diyor. Mesela adam bilgili olur, eğitimli olur, bilmem. Bir kabiliyet çoğaldıkça teslimiyet zorlaşır. Sami Efendi'nin bir sözü var. Alim bir insanı tarikata girdirmek çok zordur demiş. Ama irşadı kolaydır. Cahil insanı tarikata girdirmek kolaydır ama irşad etmek zordur. Öyle akıllı bir kişinin gölgesi altına sığın ki hiç kimse onu rivayetlerle, nakillerle yolundan çeviremesin. Onun gölgesi yeryüzünde Kaf Dağı'na benzer. Ruhu da çok güceleri tavaf eden Simurg'dur. Kaf Dağı dünyayı kuşak gibi kuşatan bir dağa verilen ad, Simurg, Zümrüt-i Anka'nın da yuvası buradaymış. Eski insanların hayal ettikleri ne Kaf Dağı vardır ne de Simurg. Mevlana burada Kaf Dağı ile Simurg'un var olduğunu söylemiyor. İnsanı kamilin değerini bildirmek için halk arasında büyüklüğü ve üstünlüğü ile tanınmış şeylere benzeterek bir fikir vermek istiyor. Kıyamete dek onun, o kamil insanın vasfını söylesem, onu övsem sonunu getiremem. Sen bu övmenin biteceğini bekleme. Sanki güneş insan şekline gelmiş, insan suretiyle, insan maskesiyle yüzünü örtmüş, gizlenmiştir. Artık ne demek istediğimi sen anla. Doğruyu en iyi bilen Allah'tır. Yani o mürşid-i kamiller sanki insan suretine girmiş, insan maskesi takmış güneş gibidir diyor. Aslı güneştir de görünüşü maskesi insandır. Güneş kainatta çok büyük fonksiyon icra ediyor değil mi? Isı veriyor, ışık veriyor, bitkiler, insanlar istifade ediyor. Güneş olmazsa hayat bitecek. İşte mürşid-i kamiller de dini hayatı hayatta tutuyorlar diyor. Ya Ali, Allah yolunda yapılan taatlar, ibadetler içinden sen, Hakk'ın has kulu bir kamilin gölgesinde bulunmayı seç. Çok taatlar, ibadetler vardır ama sen Hakk'ın has kulu bir kamilin gölgesinde bulunmayı seç. Şu dünyada herkes bir çeşit ibadete sarılmış, kendisine bir kurtuluş yolu aramıştır. Sen git de akıllı ve kamil bir kişinin gölgesine sığın da gizli gizli savaşan, sinsi bir düşman olan nefsin elinden kurtul. Bu hareket senin için bütün ibadetlerden daha iyidir, daha hayırlıdır. Mürşitsiz olarak bu yolda ilerlemiş olanların hepsini geçer, hepsinden ileri olursun. Ey hak yolunun yolcusu, piri bulunca aklını başına al da ona teslim ol. Musa peygamber gibi Hızır'ın buyruğu altına gir. İki yüzlülük etme. Hızır'ın yaptığı işlere sabret ki Hızır sana artık ayrılık zamanı geldi, git demesin. Hazreti Musa Aleyhisselam'a artık ayrılık zamanı geldi. Hâzâ firâku beyni ve beyni. Benimle senin aranda ayrılma noktası budur diyor. İtiraz etmeyeceksin. Çünkü bilmiyorsun ki itiraz edesin. Değil mi? Mesela bir çocuk ustanın yanına geliyor. Usta ona diyelim marangozluk öğretecek. Şöyle yapalım, böyle yapalım, şuraya yanlış, bura doğru derse o usta ondan memnun olmaz. Ve o çocuk, o çırak bir şey öğrenemez. Çünkü bilmiyor ki. Sen de bu yol hakkında bilgin yok. İlmi ledün, manevi, tasavvuf. Her şeyi ehline sormak lazım. Fakat malumat veriyorlar. Hızır Aleyhisselam gibi diyor. Musa Aleyhisselam'dan böyle tam teslimiyet bekledi ya. Yaptığım şeyler görünüşte yanlış gibi görünse bile ama teslim olacaksın diyor. Mürşid-i Kamil'e de öyle teslim olacaksın. Her yaptığı şeyi itiraz edersen hiçbir bereket olmaz, fayda göremezsin. Bu her şeyde böyledir aslında, diğer işlerde de. Mesela ben bir köye imamlığa gitmiştim ilk başladığımda. Ben mesh üzerine mesh ettim. Bizim sohbetlere gelen genç bırakmış dersi, benim abdest aldığımı görmüş. Niçin sebebini de söylemedi. Sonra yıllar sonra anladım ki hoca ayakkabının üzerine yaşarttı, ayağını yıkamadı. Mesli bilmiyor ya. İşte bu tasavvuf yolunda da çok konuyu insanlar bilmediği için yanlış zannedebilirler.
O yüzden itiraz çok yapılır yani bu tür şeylerde. Başta itiraz etmeyeceksin. Gemiyi delerse delsin. Hiçbir şey söyleme. Çocuğu öldürürse öldürsün. Sen bu işe üzülme. Saçını başını yolma. Yani sana ters gelen şeyler olabilir ama sen teslimiyet göstermen lazım. Allah onun eline kendi elim dedi. Yedullahi fevka yedihim. Allah'ın eli onların elinin üzerindedir diyorsun. Salih kulumun tutan eli yürüyen ayağı gören gözü olurum diyorsun. Sen onlardan daha dindar değilsin. Sen onlardan daha takva değilsin. Şimdi bazı insan haddini bilmez. Daha kendisinden üstün bir insandır. Şunu niye şöyle yaptı, bu niye böyle yaptı? İmam-ı Azamlara, Abdülkadir Geylani Hazretlerine bile insanlar eleştiride bulunuyorlar. Sanki daha kendileri üstün, daha iyi biliyormuş gibi. O yüzden herkes haddini bilmesi lazım. Allah'ın eli o çocuğu öldürürse diriltir de. Diriltmek de ne demek? Onu ölümsüz bir can haline getirir. Bu yolu mürşitsiz, yalnız aşan da var. Bu pek azdır. Ama bu da yine pirin himmetiyle olur. Bir insan bir mürşide bağlanmadan da gitmek zordur ama bağlanmadan giden de vardır diyor. Fakat bu iş çok zordur diyor. Pirin eli gayiplere yetişemeyecek kadar kısa değildir. Yine pirin himmetiyle oluyor o adamın irşadı. Halis salih niyetli bir insan ya diyor bu zamanda diyor ben bulamadım diyor. Kendi kendine ibadet ediyor. Gerçekten halis niyetli ise o zamanın pirinin himmetiyle o adam irşad olur diyor. Elini tutmayanlara da elini uzatır. Onun eli Allah'ın kudret eli sayılır. Evet. Elinden tutmayanlara, huzurunda bulunmayanlara bile böyle mana elbiseleri giydirirse şüphe yok ki huzurunda bulunanlar bulunmayanlardan karlı çıkarlar. Huzurunda bulunmayanlara bile yiyecekler verirse konuklarının önüne ne nimetler koyarlar. Onların huzurunda kemer bağlayıp hizmet edenler nerededir? Kapı dışında durup da içeriyle ilgilenmeyenler nerede? Piri seçince tahammülsüz olma. Balçık gibi uyuşukluk gösterme. Bir pir de seçtiğin zaman tahammül sahibi, sabırlı olacaksın ve uyuşuk da olmayacaksın. Tembel olmayacaksın. Her zahmete kızma da, öfkelenme de. Her zahmete kızma da, öfkelenme de, her terbiyesize kin gütmedesin. Peki ama cilalanmadan nasıl aynı olacaksın? Bunu unutmayın. Peki ama cilalanmadan nasıl aynı olacaksın? Yani öfkelenme, kızma, kin gütme. Bizim hoca Konya'da Hüseyin Hoca hocam tanır. Bir söz söylerdi bana çok da sonradan hikmetini anladım. Biz size kızacağız, siz bize kızmayacaksınız derdi talebelere. Niye? Çünkü onun bir görevi de seni terbiye etme. Yapma, etme, tutma yanlıştır. Ama bu benim hoşuma gitmemişti. Talebeyken. Ya niye bu adaletsizlik gibi geliyordu? Biz size kızacağız, siz bize kızmayacaksınız. Halbuki ne kadar doğruymuş sonradan öğrendim. Onun kızmasın için seni terbiye etmek, doğru yol göstermek için. Ama senin kızman diye nefsin için. Hoca bana niye kızıyor diye kızıyorsun. Hoca sana niye kızıyor? Doğruyu bul diye. Evet. Niyet farkı var yani.